Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 30 Nisan 2000. 30 yıldan beri Avrupa'daki 3 milyona yakın memleket evladımızın her türlü hizmetlerini canla başla yürüten İGG'nin bölge başkanları, cemiyet başkanları olarak Almanya'nın en önemli şehirlerinden birisi olan Frankfurt'ta toplanmış bulunuyorsunuz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle bir kere daha selamlayıp bağrıma basıyorum. Her şeyden evvel çalışmalarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve uzun zamandan beri sizlere böylesine görüntüyle hitap etmek fırsatını bulamamıştık. Bu fırsatı hazırladığı için de Kanal 7'ye huzurlarınızda derin teşekkürlerimi arz ediyorum. Hocamızı görüntüsüyle görmek istiyoruz. Haberleri buraya kadar geldi. Bu arzunuz karşısında elbette biz bu kardeşlik vazifemizi yapmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'a şükürler olsun şu anda bir aradayız. Bir araya toplandınız, çok önemli bir toplantı yapıyorsunuz. Avrupa'daki 3 milyon kardeşimizin hizmetlerini daha verimli yapmak için eğitim, tanıtma, teşkilatlanma, sosyal hizmetler sahasında yapmış olduğunuz çalışmaları gözden geçiriyorsunuz. Bunları daha verimli hale getirmek için tedbirler tespit ediyorsunuz. Ve böylece iki günümüz birbirinin aynı olmasın diye büyük bir gayret ve çalışma içindesiniz. Bu hayırlı çalışmanızda Şevket Kazan Bey kardeşimiz de aranızda bulunuyor. İnşallah o da ayrıca selamlarımızı, hürmetlerimizi, hayır dualarımızı ve muvaffakiyet dileklerimizi sizlere ulaştıracaktır. Bendeniz sizi bu vesileyle kucaklarken, çalışmanızda hayırlı muvaffakiyetler dilerken sadece bir iki cümleyle çok önemli gördüğüm iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birincisi, önce teşkilat çalışmalarında daha verimli olmak için bölge başkanları kendi idaret üyeleriyle cemiyetlerin çalışmalarına yardımcı oluyor. Cemiyet başkanları kendi idaret üyeleriyle o cemiyet bölgesindeki çeşitli coğrafi bölgelerdeki çalışmalara yardımcı oluyor. İnanıyorum ki coğrafi taksimatınızı eksiksiz noksansız yapmışsınızdır. İşaret etmek istediğim husus şudur. Bu çalışmalarda en başarıyı elde etmenin çok önemli bir hususu cemiyetlere ait olan bölgelerdeki meskun mahallelerin temsilcileri, aynı zamanda da üniversitelerin temsilcileri ve işletmelerin temsilcileri görevini yüklenen kardeşlerimize büyük itina gösteriniz. Bunları dikkat ve ihtimamla seçin. Çalışmalarına yardımcı olun. Çünkü asıl hizmetler bu kardeşler kendi mesul oldukları bölge, işletme ve üniversitede Türkiye'den giden kardeşlerimize ulaşmak üzere yapacakları çalışmalara bağlıdır. Her hafta bu kardeşlerimiz kardeşlik vazifesini ifa etmek üzere mesul olduğu bölgelerdeki insanlarla bir araya gelmeli. Temsilciler ve haftalık toplantı. İşte kardeşlik vazifesini yapmanın en önemli unsuru budur. Çünkü geçtiğimiz yıl 18 Nisan 1999 tarihli seçimde Almanya'da verilmiş olan oylara baktığımız zaman sizlerin bütün bölgelere yeterince ulaşamadığınızı açıkça görüyoruz. Buradan ders alıp ibret almak mecburiyeti vardır. Biz 3 milyon ülke evladının hepsine kardeşlik vazifesi yapmakla mükellefiz. Onun için sizler orada bu kardeşlerimize ulaşmalısınız. İletişim kurmalısınız. Kendilerinin şuurlanmalarına yardımcı olmalısınız. Bu en önemli kardeşlik vazifesidir. Birinci işaret ettiğim husus budur. Bir kere daha ifade ediyorum. Temsilciler ve haftalık toplantı. İkinci önemli konu ise Milli Gazete konusudur. Milli Gazete şu anda bize gelen haberlere göre Avrupa'da takriben 12 bin adet satış yapıyor.
3 milyon memleket evladının yaşadığı bir büyük bölgede 12 bin adet elbette çok küçük bir adet. Bunun süratle 40 bine, 80 bine, 100 bine çıkması bir zarurettir. Neden derseniz, işte Türkiye'mizin son 2 yıllık hali. Gördüğünüz gibi 54. hükümetten sonra kısa bir zaman içerisinde ülkemizde büyük bir tedirginlik hakim oldu. Ve büyük bir tahribat yaşandı maddi ve manevi sahada. Düşününüz bir kere şu ülkenin evlatları bugün çocuklarına ortaokulu bitirmediği takdirde Kur'an öğretemiyor. Çocuklarını din öğretmek için dilediği gibi matematik konularına veremiyor. Kız çocukları inancının gereği olarak başlarını örttükleri için istedikleri gibi öğrenim göremiyor, istedikleri gibi ihtisas yapamıyor. Geçen gün bayram münasebetiyle akrabalarımızla bir toplantı yaptık. Bir de baktım ki bütün akrabalarımızın kız çocukları başlarını örttükleri için üniversitedeki tahsillerden ayrılmışlar. Doktorluk ihtisasından ayrılmış. Hemen hemen içerisinde insan haklarını kullanabilen bir kişi kalmamış. Türkiye'de bu kadar büyük bir tahribat yaşanıyor. Bu insan haklarına karşı yapılan bu çeşit tahditler ülkede aynı zamanda ekonomiyi de perişan etmiştir. Hiç uzun konuşmaya lüzum yok. Her şeyi yakinen biliyorsunuz. Bir tek rakam her şeyi özetlemeye yeter. İkinci Cihan Harbi'nden beri Türkiye ilk defa yıllık büyüme hızı olarak -6,4 felaketini yaşamaktadır. Büyüyeceğine küçülüyor. Hem de %6,4 oranında küçülüyor. Milyonlarca işsiz, milyonlarca aç kardeşimiz büyük ızdıraplar içindedirler. Bu maddi ve manevi ızdırapların içerisine neden düştük? Bunun 3 tane sebebi var. 1- menfi sermaye, 2- menfi medya, 3- menfi siyaset. Bu felaketlerin içine nasıl bunlar sebebiyle düştüysek, hiç şüphemiz olmasın ki kurtuluş da ancak müsbet siyaset, müsbet medya ve müsbet sermaye ile olur. İşte bundan dolayıdır ki müsbet medyanın temsilcisi olan Milli Gazete'nin mutlaka hem Türkiye'de büyük tirajlara ulaşmış olması hem de Avrupa'da büyük rakamlara ulaşması mecburiyeti vardır. Hepimiz ülkemizi, vatanımızı seviyoruz, insanları seviyoruz. Bu zulümlerden bir an evvel kurtulmak istiyoruz. Öyleyse müsbet sermayeyi, müsbet siyaseti ve müsbet medyayı şuurlu bir şekilde destekleyeceğiz. Cenab-ı Allah çalışmalarınızda en hayırlı başarıları nasip etsin, iki can saadeti nasip etsin ve inşallah en kısa zamanda vicahen kucaklaşmayı nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.